Dediniz ki şu anki olanlarda hesap sorulmaz bir durum var. İşte mahkemelerden bahsettiniz. Şimdi herhangi bir mahkemeye gitse o mahkeme dağıtılır. İktidar... Yani denge kontrol sistemi diyoruz demokrasilerde. İşte, denge kontrol sistemi. Efendim peki umutlanabilir miyiz gelecek için? Yani bunların hesabı sorulacak mı iktidar değiştiği zaman? Siz iktidar içinde ya da bizzat iktidar olduğunuzda ya da ortak olduğunuzda bunların hesaplarının sorulması için adım atacak mısınız? Yoksa temiz bir sayfa çektik deyip bunları da sineye çekip devam mı edeceğiz? Şöyle benim bildiğim ki herhalde Cumhuriyet tarihinin en uzun süre bakanlık yapanlardan birisi benim. Belki en uzun süredir bilmiyorum. 13 yıl. Devlette her şeyin bir şekilde bir kaydı kalıyor. Hiçbir şeyi sıfırlayamıyorsunuz. En önemsiz gördüğünüz belgenin ya da hareketin 10 tane fotokopisi çekiliyor bir yerlere. Hele hele şimdi elektronik ortamda var ya. Yani kimin hangi belgenin WhatsApp fotoğrafını çekip de bir yerlere koyduğunu bilmeniz mümkün değil. Ama günü geldiğinde bunların hepsi ortaya dökülür. Yani hem idari denetim hem de yargı denetimi günü geldiğinde mutlaka çalışır. Yani önemli olan onun için uygun bir ortam hazırlamak ve bu denetimi yapacak kurumların elinin rahat olması. Ama onların da tabii bir rövanşist liste yapmaması. Bir devri sabık güdüsüyle çalışmaması. Yani onu da biz arzu etmeyiz. Önemli olan adalettir. Hukuktur. Yani önemli olan adaletin yerine gelmesidir. Hukukun çalışmasıdır. Yoksa şu da yanlış oluyor. Yani bir rövanş hissi, yani bedenin ödesinler hissi falan. Yani o da yanlış. Yani normal yollardan hukuki denetim ve idari denetim çalışır. Adil bir şekilde, bağımsız şekilde, tarafsız bir şekilde ne var ne yoksa bunların hepsine bakılır. Hele hele büyük rakamlara mutlaka bakılır. Yani o zaten bizim bir şey, hiçbir şey yapmasak da yani 128 milyarı buluruz diyorsunuz. O mutlaka günü geldiğinde o mutlaka kayıtlar kaç yerde? Hazinede kaydı var onun, şeyde kamu bankalarında kaydı var, Merkez Bankası'nın kaydı var, her yerde kaydı var. Ama bunlar niye açıklamıyorlar? Hangi gün ne kadar döviz sattığınızı açıklayın diyoruz. Niye açıklamıyorlar? Çünkü açıklasalar ortaya çıkacak ki aslında dövizin önemli miktarını Mart 2019'daki yerel seçimlerden önce satmışlar. Ya bak biz ekonomiyi o kadar güzel yönetiyoruz ki hem faiz düşük hem de kur gayet güzel gidiyor. Merkez Bankası da hiç müdahale yapmıyor ve ekonomi güzel gidiyor. Masalını uydurmak için sattıklarını anlıyoruz. Onun için tarih veremiyorlar. Onun için miktar söyleyemiyorlar. Kuru açıklayamıyorlar kaçtan sattıklarını. Çünkü kaçtan sattıklarını açıklasalar millet soracak ya kardeşim sen ne yaptın diyecek. 5 liradan, 6 liradan, 7 liradan sattın bir dövize. Şimdi 8 lira. Ne oldu? Sattığın işe yaradı mı? Kuru tutabildin mi? Niye sattın o zaman bunu? Efendim bir de bunun için açıklayamıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı toplam rakamlar veriyor. Biz onu söylemiyoruz ki bakın 13 yıl benim bakanlık döneminde 13 yılda toplam 12 defa Merkez Bankası müdahale etmiş piyasaya. Müdahale. Toplam rakam 8,5 milyar dolar. Hangi gün ne kadar müdahale ettiğinde o gün web sitesine yayınlamış. Doğru hesaptan kaçar mı? Doğru hesaptan kaçmaz atasözü. Şimdi peki bunlar 130 milyar doları cayır 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 satarken niye bir tane açıklama yapmadılar? Niye hangi tarihte ne kadarlık piyasa müdahalesi yaptıklarını açıklamadılar? Niye Merkez Bankası doğrudan bu işi yapmadı da asıl yetkili kuruluş? Hazine üzerinden ve kamu bankalar üzerinden yaptılar. Efendim, orada şimdi bunları herhalde herkesin düşünmesi lazım. Şey var, çünkü suç karanlıkta işlenir. Bir protokol, karanlık. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Bir protokolden bahsettiler. O protokol sonra yayınlandı ve reddedilmedi. Nasıl ve onu gördüğümüz zaman, o protokolü gördüğümüz zaman şunu gördük. Aslında söyledikleri o protokolle de uyuşmuyor. O protokole uygun şekilde yaptık diyorlar ama o protokolde o yok. Bunu nasıl diyorsunuz? Yani yöntemde de mi sanki yanlışlık var? Şimdi çünkü protokol, şimdi tarihler tam önümde değil ama hatırladığım kadarıyla 2017'nin 17, Mart'ında yapılıyor. Ancak Şubat galiba. Ancak olabilir Şubat. Şubat'ın sonlarına doğru olabilir. Ama daha sonra ne oluyor? 2018'in Kasım'ında o protokole ek madde ekleniyor. Bir amendment yapılıyor protokol. Ve o eklenen maddeyle beraber bu işlemlerin önü açılıyor. Şimdi tarih enteresan çünkü 2018 Haziran'da seçimler oluyor değil mi? Evet. 2018 Haziran'da. Yani partili taraflı Cumhurbaşkanı göreve başlıyor. Akraba bakan göreve başlıyor 2018 Haziran'da. 2018'in Kasım'da protokolle değişiklik yapıyorlar. Ve ondan sonra da 2019'un başından itibaren seçimler yaklaşırken cayır cayır dövizleri yakmaya başlıyorlar. Seçime giderken. Asıl şey bu. İşin özü bu. Biz de soruyoruz yani daha önce 13 yıl bunu Merkez Bankası yaptı da siz niye bu metodu değiştirdiniz diye soruyoruz. Niye Merkez Bankası açıkça şeffaf bir şekilde yapmadı diye soruyoruz. Bunun cevabı yok bakın hala cevap yok. Yeni Merkez Bankası da çıkıyor kemküm. Yani sen açıklasana niye olduğunu. Yani bütün veriler elinde. Niye açıklamıyorsun?
Niye faizi düşürmüyorsun? Köşe yasası yazmıyor muydu yeni Merkez Bankası başkanı olan arkadaş? Faizler düşmeli, bu faizler yüksek diye. Niye düşürmüyor? Oh, 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 deva geliyor.